Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size yine şu şekilde iğne oyası modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Bu iğne oyası modelin arkadaşlar şu şekilde bakın tığa çevirdim. İğne ile tığın farkı arkadaşlar. Bu şekilde şöyle tutayım daha rahat. Bakın arkadaşlar. Tıpkısının aynısı olduğu ve hatta bence bu daha bile güzel oldu. Şöyle beyaz üzerinde yapmış diye ben de beyaz üzerinde yaptım. Siz isterseniz çimenleri arkadaşlar yeşilden de yapabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Şimdi mavi ipimizi işaret parmağıma 8 defa doluyorum. Bakın ipimi şöyle baş parmağımla şöyle bastırıyorum. Tutuyorum burasını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 defa sardım bu şekilde. İpimi sola yatırıyorum. İpimi sola yatırıyorum. Bu ilmekleri arkadaşlar tığımın altından geçtim. Hepsi tığımın üstünde arkadaşlar bakın oradan ipimi tığımın ucuyla çektim ve buradan bir tane sık iğne yapıyorum bakın arkadaşlar bu ipimi de bu şekilde şu parmağımla da tutuyorum destek olması için şimdi tığla da çıkarabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde de şu fazla ipimi ben bir şöyle kısaltayım arkadaşlar uzunluğunu ucunu şimdi bunu bu şekilde arkadaşlar yaptık. Tekrar ipi parmağımıza sarıyorum bu şekilde. Sardım. Daha sağlam olsun diye hemen yaptığım o parmağımda yaptığım sık iğnenin dibine bir tane daha sık iğne yapıp bakın iyice burayı sağlam yaptım. Çift sık iğne yaparak daha sağlam yaptım. Evet şimdi arkadaşlar çıkarıyorum. Bakın bu şekilde çıkardım ipimi. İlmeğim burada. Şimdi bunu bu parmağımla tutuyorum. Bu şekilde. Tığımı tam ortasından geçirdim. Tam ortasından bakın arkadaşlar. Ortaladım bu şekilde. Sola doğru şöyle kıvırdım. Burada bir 8 oluşturdum. Bakın. Tığımın ucunda bir 8 oluştu. Sonra buradaki ilmeğimi arkadaşlar bakın tuttum. Gördünüz mü? Tığıma ilmeğimi tutup bu 8 yaptığım halkanın içinden bu şekilde geçirdim sık iğne ile sabitledim bu şekilde bakın arkadaşlar buraya bir 8 yaptım bu şekilde 8 yaptım şimdi sağlam olması için yine aynı sık iğne ile sabitlediğim yerden bu şekilde bir tane daha sabitliyorum burası 2 oluyor yani 2 sık iğne oluyor 13 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 bakın 8 yapıp sık iğne ile sabitledikten sonra 13 tane zincir çektim bakın arkadaşlar şu şekilde dibinden tutup bu 8'in arasını aralıyorum kıvırdığım yerin arasını bakın arkadaşlar bu şekilde araladım yani tam karşı burada sık iğne ile battığım yere karşının tam yuvasının içine şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Daha net anlaşılsın. Bakın bu şekilde 13 tane zincirimi çektim. Bu 8 yaptığım yerin tam ortasını bakın arkadaşlar şu şekilde tığımla aralıyorum. Burasını tığımla araladım. Hemen ilmek çıkarıyorum buradan. Bakın bu şekilde buradan ilmeği çıkardım. Sık iğneyle bu 13 zincirimi buraya tutturdum. Tekrar bir 13 şey 3 zincir çekiyorum. Bu kirpikler için yuva. Aynı yere arkadaşlar 13 zincirimi tutturduğum bu yuvaya 3 tane de zincirimi tutturup minik bir yuva yapıyorum bu tepe kısmına. Yine 13 zincir. 5, 6 7 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi yine çektim bu tarafına da arkadaşlar. Bakın yine aynı bu noktaya isterseniz içine girin, isterseniz arkadaşlar buradaki kapattığım sık iğnenin tepesine girin. Bu şekilde iki tarafa da 13 tane zincir çekerek yuva yaptım. Şimdi bunların için arkadaşlar sık iğne yapacağız. Sık iğne tarzımı biliyorsunuz. İğne yasına benzemesi için sahte sık iğne yapıp üzerine bir zincir çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 13 tane yaptığım zincirin içine 15 tane sık iğne alıyor. Bakın. Bu şekilde 15 tane sık iğneyi buraya dolduracağım. 3 oldu. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 Çok kolay arkadaşlar hiç gözünüzde büyümesin. Çok da zarif duruyor gördüğünüz gibi. 11 12 13 14 Şurayı bol bırakırsanız rahat girer. Daha bombili olmasını istiyorsanız arkadaşlar şu zincir sayısını 15 de yapabilirsiniz. Evet. 15 tane oldu bu şekilde sık iğne. Kenar sık iğnelerini yaptık. 13 zincirimizin. Şimdi arkadaşlar bakın bu 3 zincirli yaptığımız yuvanın içine normal sık iğne yaparak gir. Şimdi arkadaşlar buraya ben 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirim arkadaşlar. Bakın bu sık iğnenin yaptığım sık iğnenin içine girip bu şekilde sabitliyorum. Bu iki kirpi. Yine 3 zincirle arkadaşlar yuvamın içine girip normal sık iğne yapıyorum. Bakın. Yine 7 zincir. 5, 6 ve 7. Yine aralayacağım arkadaşlar. Bakın bu sık iğnemin arasına ikinci kirpiğimi bu şekilde kapattım. Tam ortasına bakın 3 zincirden yaptığım yuvaya yine sık iğne yaptım. Yine 7 zincirimi çekiyorum. Kirpikler bu şekilde sık iğnenin arasında daha güzel dik ve muntazam duruyor arkadaşlar normal yuvaya batmadansa şöyle gösterişli durması için bu şekilde kapatıyorum ve son olarak bu üç zincirli yuvaya da yine bir tane sık iğnemi yapıyorum Evet arkadaşlar şimdi bu tarafı da bu şekilde 13 tane zincir çekmiştik bakın bu 13 zincirin arasına sık iğne ile girip bu birinci sık iğnem yine buraya da 15 tane bu şekilde 2 3 4 Şöyle sıkı sıkı arkadaşlar. 5 Yaptığımızı geri geri alarak 6 7 8 9 ve 10. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın çok güzel oluyor. Şimdi 11 12 13 14 ve 15 Evet iki tarafı da 13 zincir ve 15 tane de arkadaşlar bu şekilde sık iğnelerini yapıyoruz son olarak bakın ilk sık iğnenin tepesine de arkadaşlar girip şöyle yuvarlak bir şekilde sık iğne ile sabitliyorum bir dişi de bu şekilde oldu arkadaşlar bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum Şimdi bu yaptığımız motifi monteleme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde monteleme işlemini yapacağız. Arasına bir tane kirpikli örümcekli ara suyu yaptık. Siz istediğiniz kadar 2 veya 3 tane de yapabilirsiniz. Şimdi sık iğne ile sabitledim tığ battıma. Üzerine bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Bakın üzerine de bir zincirimi çektim. Hemen arkadaşlar Şöyle motifimi alıyorum. Motifimi ters tarafından çeviriyorum. Bakın arkadaşlar en son kapattığım tam şu orta noktasını görüyorsunuz. Şuradan bitiş noktası. Buradan ben ipimi geçiriyorum, sabitliyorum. Bakın tam orta noktası arkadaşlar. Sık iğne ile sabitledim. Bir tane de zincir çektim üzerine örümceğin üzerine de bir zincir arkadaşlar sık iğne ile sabitledikten sonra da bir zincir ve buradaki örümceği kapattığım sık iğne ile tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum yine bir zincirimi çekiyorum örümceğimi yapmadan önce hemen buraya küçük bir örümcek yapıyorum bu şekilde aynı şimdi arkadaşlar 3 tane tığ battı atlayacağım buradan sayıyorum 1 2 3 ve 4 bu şekilde buraya kapattım arkadaşlar Bakın ee, galiba 5 atladım 1 2 3 4 Evet arkadaşlar gözüm galiba seçmedi şunu bir geriden 1 2 3 dördüncüden dördüncü tığ battımdan kapatıyorum bu şekilde bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar şimdi bir tane de arasyonun nasıl yapıldığını göstereyim bir tane zincirimi çektim hemen şöyle küçük bir örümcek yapıyorum bakın arkadaşlar aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum 5 zincir 5 zincirimi çekip çevirdim buradaki arkadaşlar Sık iğne ile kapattığım noktaya 5 zincirimi kapatıp minik bir yuva yaptım. Bir zincirle tekrar düz yüzüne dönüp bu 5 zincirli yuvanın içine sık iğne ile arkadaşlar bakın bu şekilde ipimi sabitledim. Yuvanın içine sık iğne ile girdik. 5 zincirle 5 tane kirpik yapacağım. 5 zincir yuvaya girip kapattım. Bu bir. 5 zincir 2 5 zincir bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir bakın arkadaşlar bu şekilde 5 zincirli 5 tane kirpik yapıp buradaki Yuvaya da sık iğne ile giriyorum. Her zaman kirpiklerimin düzgün durması için hem başına yuvanın hem sonuna sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir zincirimi çekip şöyle bir küçük örümcek yapıyorum bakın. 3 tane tığ battı atlıyorum. 4. ya sık iğne ile sabitliyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar yaptığımız modele bakıyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar çok hoş ve çok zarif oluyor. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.